En önemli kısmı psikolojik taban demiştik. Özellikle bu alanda yani uygulamalı, bu yüzme olabilir, araba kullanma olabilir. Bu tip uygulamalı ve risk içeren şeylerde aslında 3 seviye ruh hali vardır. Biri kaygıdır, bir diğeri rahatlıktır, bir diğeri de rehavettir. Bayanların bulunduğu seviye en başta söylediğim kaygı seviyesidir. Bu istisnaları vardır ama genel böyledir. Yani kaygılıdır hanımefendiler. Erkeklerin bulunduğu seviye de rehavettir. Rehavet halk dilinde eşittir aslında gevşekliği ifade eden bir tabirdir. Yani hani rehavete kapılma deriz ya. Bu futbolda da böyledir, iş hayatında da böyledir. Bulunduğunuz seviyede ve mevkide de böyledir. Rehavete kapıldığınızda çok sert bir düşüş, çok büyük bir problem yaşayabilirsiniz. Kaygı böyle bir şey değil. Gelin o zaman bunu böyle değerlendirelim. En doğrusu neydir? Rahatlık. Şimdi çünkü rahatlıkla rehaveti aynı şekilde düşünürsek bu büyük bir problem çıkarır bize. Rahatlık işin ortasıdır. Kaygı az rahat olmaktır. Rehavet çok rahat olmaktır. Ne çok rahat olacağız, ne az rahat olacağız. Doğru bilgilerle, doğru hareketlerle, yani trafik kurallarına uyarak, trafiğin bizden istediklerini yaparak ve otomobilin bizden istediklerini yaparak tam anlamıyla rahat bir sürüş seviyesi yakalamak durumundayız. Bundan işaretle. Çok bilinen ama çok doğru bir klişe vardır. Boğulanların neredeyse tamamı yüzme bilenler. Trafik kazalarının da neredeyse tamamı araba kullanmayı bildiğini düşünen arkadaşlar yüzünden oluyor arkadaşlar. Yani ben çok iyi araba kullanıyorum ya da ben araba kullanabiliyorum diyen arkadaşlar neticesinde onların yaşattığı genelde problemler, trafik kazaları. Dolayısıyla ben bu arada hem park yapıyorum. Dar bir yere yapıyorum parkı. Yapacak bir şey yok. İstanbul'da çok fazla yer yok. Dar geniş artık. Sensörsüz park. Sansürsüz park gibi oldu böyle. Evet sevgili arkadaşlar. Demek ki bir şeyi iyi bilmekle doğru bilmek ile bilmek arasında ya da bildiğini zannetmek arasında çok büyük farklar var. Biz çok iyi araç kullandığımızı düşünürsek bu kadar trafik kazası neden oluyor? O zaman bunu da bence bir masaya yatırmak lazım.